Bildiğiniz üzere ülkemizde 2018 yılında çıkartılan imar barışı yasasından sonra ülke geneli birçok mağduriyetler yaşanmaya başlandı. 2018 yılındaki bu yasayla beraber alınan yapı kayıt belgeleri yaklaşık bir yıl aradan sonra iptal edilmeye başlanmasıyla beraber milyonlarca başvuran vatandaşlar burada bir mağduriyet, yapı kayıt belgeleri iptaliyle birlikte mağduriyetlerini yaşamaya başladılar ve seslerini yetkililere duyurmak istediler. Bizim derneğimiz tabii yeni bir dernek fakat yapılan mücadele çok eski. 4 yıldır, 5 yıldır bu mücadeleyi veriyor. Yani bizlerle beraber veren arkadaşlarımız var. Sesimizi yetkililere daha yüksek sesten, yüksek şekilde duyurabilmemiz için dernek çatısı altında biz bu mücadelemizi yapalım istedik. Ve dernekleştik. İsmine de İmar Yasası'na Takılanlar Derneği verdik. Şimdi 2018 yılında İmar Barışı neden çıkartıldı? Ülkemizin yapı stoğunu belirlemek, oradaki yapılara hizmet götürmek ve neticede bir şekilde ekonomiye katmak adına böyle bir yasa çıkartıldı. Fakat yasa uygulamada bazı sorunlar oldu. Dendi ki vatandaşın beyanı esastır dendi. Dendi 2017 ve öncesi yapıları kapsar dendi. Ama biz baktık, geriye dönük baktığımızda maalesef yapılan kamu spotlarında, gazetedeki ilanlarda, yol kenarındaki billboardlarda hiçbirinde biz bu vurguları görmedik. Vatandaşa da bunlar anlatılmadı. Vatandaş belediyelere ya da çevre şehircilik il müdürlüklerine gittiğinde bu bilgiler vatandaşa aktarılmadı. Dolayısıyla vatandaşlar bu yasayı yanlış anlayarak ya da yönlendirmede yanlışlıklardan dolayı başvurularını yaptılar. Sonrasında yeterli başvuru olmadığı kanısıyla bu başvuru süreleri 2 sefer uzatıldı. Ödeme süreleri yine aynı şekilde 2 sefer uzatıldı. Bu süreç esnasında da yapılan başvurular oldu ve günün sonunda bu başvurular alındı. Vatandaşın yapmış olduğu ödemeler alındı ve 1 yıl sonra aşağı yukarı bu yapı kayıt belgeleri iptal edilmeye başlandı. Yani biz burada şunu sormak istiyoruz. Madem bu başvuru esnasında ya da sonrasında bu kayıtlar incelenebiliyordu, bu yapılar tespit edilebiliyordu. Peki başvuru yapıldığı esnasında bunlar niye yapılmadı? Yani vatandaş daha yolun başındayken bunlar tespit edilmiş olsaydı, bu başvurular kontrol edilmiş olsaydı, bu tespitler onaydan bu şekilde geçmiş olsaydı, belki de bu kadar fazla mağduriyet yaşanmayacaktı. Bugün bu yapı kayıt belgesi alanlar kendi evine ekstradan bir sürü masraf yapmış oldu. Kendi evin içerisinden geçmiş ve yaşamaya başlamış oldu. Ve iptallerle birlikte bu vatandaşlar bir nevi sokağa atılmış oluyor. Biliyorsunuz günümüzde yapı stoğu ülkemizde büyük bir sıkıntı. Kira büyük kentlerde özellikle büyük bir problem. Kira bulmak bir yana, kira fiyatları çok fahiş fiyatlarda. Bursa'mızda bile 10 bin, 15 bin civarında artık rakamları bulmuş durumda. Dolayısıyla yıkılan bu yapılar bugün baktığımızda oradaki çıkan vatandaş otomatikman kiracı duruma düşmektedir. Bu da ülkemizin bugün baktığımızda TOKİ vasıtasıyla belki yapılan bu yapı stoğunu iyileştirmek, kira fiyatlarını düzeltmek adına yapılan bu yapılar ekstra buradan gelen kiracılarla çok da bir anlam kazanmamış olur. Şimdi yapı kayıt belgesi bugün aslında baktığımızda o dönemin hükümeti yapmış olduğu güzel bir uygulamaydı. Adına imar barışı dendi. Fakat orada şöyle mağduriyetler yaşandı. Bakıldı, vatandaş hiçbir inşaat faaliyette bulunmamış, devletin vermiş olduğu yapı kayıt belgesine güvenerek
Tapu Kadastro'nun vermiş olduğu tapuya güvenerek yeni daireler, müteahhitlerden yeni daireler satın alan vatandaşlarımız oldu. Tabii bu parasını verip hiçbir şekilde inşaat faaliyette bulunmayıp bu daireyi satın alan bu vatandaş bir yıl sonra elektrik ve suyun kesilmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Tabii ardından mahkemeler, duruşmalar, uzun süren sıkıntılar sonucunda belki hakkaniyetli bir şekilde bakılması durumunda galip olacaktır ama neticede devletimizin vermiş olduğu bu yapı kayıt belgesine güvenerek vatandaşlarımız da mağduriyetlerini bu şekilde yaşayan vatandaşlarımız da olmuştur. Şimdi günümüzde biliyorsunuz özellikle kırsal bölgelerde bu tarz mağduriyetler çok fazla yaşanıyor. Bunun yaşanma sebebi aslında yapılamayan ya da yapılmayan, yıllardır bekletilen, sonuçlandırılmayan imar planları. Bugün vatandaş kendi yerine köyde özellikle 2014 Büyükşehir Yasası'ndan sonra bırakın bir göz ev yapmayı, hayvanına bir dam bile yapamaz oldu. Öncesinde köy muhtarı ve il özel idare onayıyla köylere yapılan bu tarz yapılar, sorunsuz bir şekilde yapılan bu yapılar, bugün Büyükşehir Yasası ile beraber köyler mahalle olma durumundan dolayı ne oldu? İmar planı istendi. İmar planları tabii yapılamadığı için, olmadığından dolayı vatandaşlar bu şekilde köylerde mağduriyet yaşamaya başladılar. Tabii belediyeye gidiyorsunuz, soruyorsunuz imar planı ne zaman çıkacak ya da bir çalışma var mı? Türlü cevaplar gelmekle beraber hep bir beklenti içerisinde bekletildi. Ama 5 yıl geçti, 10 yıl geçti. Bugün hala köylerimizde imar planları yapılamamış durumdadır. Ve vatandaş bir şekilde artan aile nüfusu ya da ihtiyacından dolayı kamuya zararı dokunmayan kendi tapulu yerine bir kat, iki kat, bir göz, iki göz evini yapmıştır. Bunun neticesinde de yani plan yapılamadığından, ruhsat alamadığından bu konuda türlü sıkıntılara uğramış, idari para cezaları, mahkemeler ve yıkımlarla sonuçlanan bir sürecin içerisine girmiştir. Şimdi ben burada şunu söylemek istiyorum sizlere. Aynı zamanda derneğimizin ilk genel kurulu. Biliyorsunuz 6 Şubat günü ülkemizde dünyada eşi benzeri görülmeyen büyük bir afet yaşandı. Burada afetin ilk günü ya da ertesi günü maalesef toplumda, basında imar barışını kötüleyen bazı söylemler geliştirildi. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Ülkemizin gerçeği şudur. Maalesef ülkemizde 5 milyon üzerinde 10 milyon bağımsız birim şu anda bu konuyla alakalı bir düzenleme bekliyor. Şimdi ortada böyle bir durum varken buna bir çözüm önerisi getirilmek zorunda. Siyasiler bu konuda eğer bu yapıların tamamını yıkmak gibi bir durum söz konusu değilse bunlarla alakalı da bir çözüm getirmek zorundalar. Bunu yaparken 2017'deki gibi 2018 yılında çıkartılan yasa gibi değil, bunu yerinde denetleyerek belli kriterlere getirerek bu şekilde sağlam olan yapıları, özellikle sağlam olan yapıları kayıt altına alarak hem bireysel servetin korunması adına hem milli servetin korunması adına bu çalışmaları yapmak zorundayız. Bugün ülkemizin yapı stoğunu tam manada çok bilmiyoruz. Yani bu yapıların içerisinde, mevcut olan yapıların içerisinde ne kadarı sağlam, ne kadarı çürük ve ne kadar yapımız olduğunu bilmiyoruz. İşte sadece belki bu sebepten dolayı ileride oluşabilecek daha büyük afetler, yani deprem olabilir,
ya da farklı afetler olabilir. Bu afetleri daha hafif atlatmak adına belki de bizim bugünden bu yapıları çıkıp kontrol edip denetleyip kayıt altına almamız gerekiyor. Şimdi 6 Şubat günü biz gördük ki ruhsat almış yapıların da koca koca binaların da yıkılabileceğini gördük. Şimdi bir hafta sonra biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 100. yılı. 100 yıldır köylerimizde bu evler bugün böyle yapılıyordu. Köy evleri dediğimiz evler, kırsaldaki yapılar genellikle tek katlı ya da iki katlı, az kat dediğimiz yatay mimari esasına göre yapılmış. Yani 3 katın 4 katın göremeyeceğimiz yapılardan bahsediyoruz. Şimdi bu yapıları Büyükşehir Yasası'ndan sonra belediyeler imar planı yapmadı diye, vatandaş ruhsat alamadı diye, bu yapıların ruhsat alamadığından dolayı çürük ilan edip bunları yıkmak bence son derece yanlıştır. Bu milli servetin, bireysel servetin göz göre göre heba olması demektir. Bugün bizler yetkililerden şunu söylemek istiyorum yetkililerimize. Ülkemizde böylesi büyük bir sorun varken milyonlarca vatandaşın bu gerek idari para cezaları, gerek ağır para cezaları, gerekse bu yıkım kararlarıyla milyonlarca vatandaşın huzuru kaçmışken ve ileride bugün bakıyoruz oluşabilecek yeni afetler kapımızdayken bu yapıları bugünden tespit etmemiz gerekiyor ve bu yapıları bugünden çürük olan yapıları ya da afet yönünden zayıf olan bu yapıları önce güçlendirme, az katlı yapılar için özellikle bu önerilebilir. Önce güçlendirme imkanı tanınmalı. Güçlendirme olmayacak olan ya da maliyetli çıkan bu yapılar içinde belki de yine devletimizin desteğiyle onları tekrardan dönüştürme, kentsel dönüşüme tabi tutma ya da sağlam olan bu yapıları da sadece ruhsat alamamış belediyeler çalışma yapmadığı için belki yarım asırdır o bölge bir plan çalışmasına yapılamadığı için sağlam olan bu yapıları da göz göre göre yıkmak yerine kayıt altına alarak önce vatandaşın huzurunu, sonrasında devlete kazandırılacak olan geliri de gözeterekten bu yasal düzenlemelerin bir an önce gerçekleşmesi gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum.